Ya dede gitmem lazım hastaneye. Arkadaşımın annesi diyorum ya, ameliyat olacak. Can, bugün benim doktor randevum var oğlum. Seni de yalnız bırakamam. Yarın birlikte gideriz, söz. Ya biz Asım abiyle gider geliriz bak lütfen. Bugün ya lütfen. Hadi ne olur dedeciğim hadi ya. Dede. Bir dakika. Efendim Atıf. Parmak izi sonuçları için aramıştım Mümtaz Bey. Buldunuz mu adamları? Maalesef Mümtaz Bey. Adamların parmak izleriyle sistemde bir eşleşme yok. Şimdilik bir şey bulunamadı ama devam ediyoruz araştırmaya. Tamam, bir şey bulursan ararsın beni Atıf. Merak etmeyin. Eninde sonunda bulacağız bu adamları. Sağ ol Atıf. Teşekkür ederim. Ya dede ne olur ya lütfen. İyi tamam hadi. İşte bu benim aslan dedem be. Ama geç kalmak yok. 2 saat içinde buradasın. Anlaştık Derişak. Sen niye geliyorsun? Küçük Bey sizi yalnız bırakamam. Ya bir şey olmaz. Zaten tek başıma değilim, orada arkadaşlarım var. Yani sen şimdi gelirsin koruma moruma gibi olur. Ben istemem öyle. Ayıp olur şimdi. Peki hadi ben burada bekliyorum. Tamam. Merhaba. Benim annem ameliyat olacaktı da. Annenizin ismi ne? Melek Caner'i. Evet, şu an ameliyatta. 3. katta. Orada bekleyebiliriz. Teşekkürler. Zaman geçmek bilmiyor ya. Sürer dedi doktor oğlum. Anca. Söyle Yaren. Alo, Memo. Nereye? Ben Çişin mi geldi oğlum? Ha, evet, lavaboya gitmem lazım. İyileşti mi anne? Annen. Ameliyat aldılar şimdi. Sen niye bu kadar geç kaldın? Evden çıkamadım işte. Peki ne zaman çıkacakmış ameliyattan? Bilmiyorum ki. Benim onu görmem lazım. Sen neden benim annemi bu kadar merak ediyorsun? Neyse ya, boş ver, uzun hikaye. Bir gün anlatırım belki. Neden belki? Uzun hikaye dedim ya. Gene de sağ ol. Yani sözünde durduğun için. Annem kurtulursa kurtulacak. Senin sayende. Önemli değil. Sen şimdi git. Dikkat çekmeyelim hadi. Tamam. Dur bekle. Kimseye söylemedin değil mi? Hayır söylemedim. Yüzümü tuttum. Senin gibi. Benim annemi görmem lazım. Yaptın mı lan işini? Oh. Doktor, hayırlı haberler inşallah. Ameliyat iyi geçti. Melek Hanım da gayet iyi. Oh, oh hamdolsun ya Rabbim. Kistik bölgeyi tamamen temizledik. Neyse ki korktuğumuz başımıza gelmedi. Hastalık hiçbir yere bulaşmamış. Yaşa sen be doktor. Hiçbir sorun yok, merak etmeyin. Melek Hanım'ı da birazdan yoğun bakım odasına alacağız. Allah senden razı olsun doktor. Allah razı olsun doktor. Ya gördün mü dayısı? He? Ne oldu? Bak ben ne dedim sana? Annen iyileşecek demedim mi? Peki dayı, annemi ne zaman göreceğiz? Bilmiyorum işte, öğreneceğiz bakalım. Ha, annem gel burada. Abla! Aha, Melek! Daha kendine gelmemiş. Yavrum. Osman. Yaren. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir terslik mi var? Ne terslik olacak ya? Allah Allah. Süper geçti ameliyat. Ablam da 10 numara. Uyuyor sadece. Ben de onu Nursine teyze ağlarken görünce ama bir şey oldu sandım. Yoğun bakıma kaldırdılar. Görünce içim fena oldu. Yalnız burada bekleyemiyoruz. Ablam nasıl hemşire hanım? Melek Hanım gayet iyi ama şu an görmeniz mümkün değil. Hadi ya. Bir görseydik. Siz aşağıda bekleyin, biz size haber edelim, olur mu? Tamam o zaman. Öyle yapalım, ne yapalım? Hadi aşağı inelim, haber vereceklermiş. Eh be dayı, uyanık geçinirsin bir de. Şu yeğenini tanıyamadın ya. Seni çok özledim. İyileşeceksin değil mi? Sen yokken neler oldu bir bilsen. Bilsen çok korkardım. Beni kaçırdılar. Ama ben üstesinden geldim. Ben hallederim anne. Bana bir şey olmaz. Kaç saattir buradasınız? Ben bir toz falan alayım mı? Ben yemem. Ben de yemem. Memo'yu alayım o zaman. Kaç saattir burada acıkmıştır çocuk. Ha, o olur bak, tamam. Sen ne yapıyorsun burada? Üstelik üzerinde steril elbiseler de yok. Vallahi hemşire abla, verdiler de biz mi giymedik? Buraya gelirken izin de almadın değil mi? Annem o benim, ne izini? Buraya öyle her istediğini yaparak gelemezsin. Hadi bakalım dışarı ufaklık. Hadi, yaman lazım. Tamam, tamam baba, geliyorum. Tamam. Sen git, baban daha fazla köpürmesin. Beni habersiz bırakmayın ama. Merak etme. Ben dayanamıyorum. Gidip bakacağım. Ben de gideceğim. Dakika, dur, bekle.